Ama bir anda gündeme bomba gibi düşen bir sosyal medya paylaşımı geldi. Bu paylaşım üzerinden bir iki yorum almak istiyorum yorumcularımdan. Hatta bu süreçle ilgili muhabir arkadaşlarımızdan gelen haberler var. Hatta Erdem hatta biraz sonra ondan da detaylarını dinleyeceğiz. Şimdi ilk olarak malum Fenerbahçe'de ikinci adam Acun Ilıcalı, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık. İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyuyla paylaşılacaktır açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Galatasaray'ı kurumumuz çatısı altında Galatasaray'ı yakından takip eden muhabir arkadaşımız Emre Kaplan işin perde arkasını aktardı. Acun Ilıcalı'nın daha önce incelensin şeklinde yaptığı açıklamalar üzerine İbrahim Hatipoğlu Acun Bey'i arıyor. Ve bunun üzerine de bu teklifi kabul ettiklerini, iki taraf da birer yabancı hakem seçeceklerini, bu yabancı hakemlerle pozisyonların değerlendirilip kamuoyuyla da paylaşılacağı perde arkasındaki haberini, gelişmesini bizlerle paylaşıyor. Tabii şimdi bunların çok konuşulacak detayı var. Beşiktaş ne olacak, Trabzonspor ne olacak, diğer Anadolu kulüpleri ne olacak? Yani garip bir durumun kapısı açılmış gibi ama ilk olarak muhabir arkadaşımız Erdem şu anda telefon hattında Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşımız. Erdem beni duyabiliyor musun öncelikle? Evet, duyuyorum. İyi yayınlar, Çok selamlar. çok teşekkür ediyoruz. Sayın Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımı bir anda bizim Beşiktaş maçından tabii biraz uzaklaşmamıza sebep oldu. Bütün spor kamuoyu şu anda bu açıklamaya odaklanmış durumda. Öncelikle bu açıklama ile ilgili detayları senden dinleyelim. Tabii oldukça sıcak bir gelişme Burak. Kronolojik olarak şöyle anlatmam gerekiyor. 14 Ekim'de Sayın İbrahim Hatipoğlu'nun bir açıklaması olmuştu. Son 2 yıldaki tüm pozisyonlar kabul edecekleri bir otorite tarafından değerlendirilsin. Kim ne kadar puan kazanmış veya kaybetmiş hesaplansın. O zaman gerçekler ortaya çıkar demişti Hatipoğlu. Bir gün sonra Fenerbahçe 15 Ekim'de yanıt verdi. Teklifi kabul ediyoruz. Öncelikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın o dönem itibariyle değerlendirmesini yapmaya hazırız. İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dair her adımı atmaya hazır olduğumuzu vurguluyoruz demişti Fenerbahçe. Tam olarak bu açıklamanın ardından Sayın İbrahim Hatipoğlu Acun Ilıcalı'yı aradı. Galatasaray cephesinden bir geri dönüş oldu Fenerbahçe'ye. Devam eden görüşmelerin ardından bu konuda bir mutabakata varıldı. Fenerbahçe cephesinin vurguladığı öncelikle bu sezon incelensin talebinin de Acun Bey'in tweetiyle beraber karşılık bulduğunu görüyoruz. Her iki takımın bu sezon oynadığı maçlar incelenecek. Galatasaray Kulübü de her türlü mutabakata hazır olduğunu ve uygun olduğunu söyledi. Ve bunlar incelemenin ardından da milli arada iki kulüp birer hakem belirleyecek ve milli arada bu pozisyonların raporları, sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Tabii bunun paylaşım şekliyle alakalı detaylara henüz hakim değiliz ama bunu da araştırmaya çalışacağız. Tabii ki de öğrenmeye çalışacağız. İki kulübün 14-15 Ekim'de karşılıklı açıklamalarla başlayan süreç Hatipoğlu'nun Acun Bey'e ulaşmasıyla bir mutabakata varıldı. Ve bu şekilde bu sezonki pozisyonlar incelenecek ve raporlarda kamuoyuyla paylaşacak. Belki de bu durum yaşanan hakem tartışmaların önünü bir nebze alacaktır. İlerleyen süreçte tabii bunları takip edeceğiz. Hep beraber göreceğiz Burak. Erdem ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Şimdi telefon attığında eski MHK Başkanı aynı zamanda Aspor'un kıymetli yorumcularından Mustafa Çulcu var. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar, saygılar. Sağ olun. Bu saatte de bizi kırmayıp yayınımıza bağlandığınız için de sağ olun, var olun Mustafa Hocam. Ne demek, olur mu öyle şey, her zaman. Eksik olmayın. Şimdi gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Sayın Acun Ilıcalı'nın sosyal medya paylaşımı. Vallahi Türk hakemliği nezdinde sizden daha iyi yorum yapabilecek elbette ülkemizde çok az sayıda kişi var ya da yok. Geldiğimiz noktayı nasıl yorumlamak lazım? Öncelikle şahsımla ilgili söylediğin güzel sözler için teşekkür ederim. Şimdi UEFA, IFAB her yıl hakemlere her ara dönemler dahil bir takım görüntüler gönderir. Der ki bizim UEFA olarak tavsiyemiz bu görüntüyü gönderir. Altına şey UEFA'nın görüşü bu der. İlla bu böyle olacak demez. UEFA'nın görüşü bu der. Şimdi pozisyonlar, futbolun güzelliği buradadır, görecelidir. Dışarıdan iki kişiye göster, kim bunlar? Kime soracaksın da sonuçta nereye gelecek sordun. O da bir görüşünü bildirecek. Bakın geçen sene
Büyük Ekşi döneminde yanlış hatırlamıyorsam David Ellery geldi. O dönemde Kulüpler Birliği ile istişarede bulundular. Türk Futbol Hakemliği ile ilgili bir rapor çıkardı. Ciddi paralar aldı ve gitti. Nerede o raporlar? Ne değişti? Biz önce kendimize bakacağız. Biz ne yapıyoruz? Pozisyonu dedi. O geldi penaltı dedi. Buradaki görüşte penaltı çıkmadı. Göreceli bu hata yapılmış. Kayıkçı kavgasına öteye gidecek bir hadise değil bu. Şimdi bu akşamki maçı izlediniz mi bilmiyorum. İzlediyseniz Paulista'nın bir hareketi var. 69'da 10 numara Christiansen'e. Rakip Malmö'lü Christiansen'e. Hareket kırmızı karta da yakın, sarı kart. Tam sınırda kalmış, borderline. Şimdi taraflı olan buna kırmızı bekler ki oyuncular kendi aralarında diyalogta da kırmızıyı beklediğini Malmö'lü oyuncuların konuşmalarından anlayabiliyorsun. Paulista da özür diledi oyunculardan. Tam sınırda kaldı, borderline dediğimiz bir hadise. Hafta sonu oynanan Trabzon-Fenerbahçe maçında da Osayi'ye yapılan hareket tam sınırda kaldı. Daha önce oynanan maçta Osterwalder'in yaptığı bir hareket var. O da sınırda kaldı. Şimdi yabancı, bizim kendi ülkemizde yabancı UEFA eğitmenleri var. Bundan önce kim geldi? Ulenberg geldi. Sonra Rotetti, Roberto Rotetti geldi. Sonra kim geldi? Hug Dallas geldi. Şimdi kim var? Portekizli Vitor Melo Pereira var. Vitor Melo Pereira var. Elin Sunadi var. Bunlar da UEFA departmanı. Bunlar da Avrupalı hakem. Hadi Avrupalı hakem eskisi. Niye UEFA'dan mı? Dışarıdan iki tane hakeme soruyor. Burada var onlar. Ya bu kayıkçı kavgası öteye gidecek bir hadise. Diyelim ki 8'e 6 veya 8'e 7 çıktı. Ne olacak? Ne değişecek yani futbolu? Önce biz kendi hakemliğin kurumsal yapısını oturtmalıyız. Bakın son zamanlarda karışan o kadar çok oldu ki. Ve bu karışanların üstünde gelen bütün talimata uyan MHK'ler oldu. Emredersin bağ üstüne. Bunun hakemliğini bitir. Bunu lisansını iptal et. Peki. Gelinen noktaya bakar mısınız? Önce biz kurumsal yapıyı oturtmalıyız. Sonra pozisyonlar. Tamam sorun. Pozisyonları sorun. Kimsenin kimseden bir korkusu yok ki. Çıkacak diyecek ki kurum olarak da Merkez Hakem Kurulu veya Futbol Federasyonu. Biz zaten iç bünyemizde cezalarımızı veriyoruz. Bizi rahatsız eden veya beğenmediğimiz, yeterli bulmadığımız hakemleri dışarıya çıkarıyoruz. Liste dışına atıyoruz. Kendi kriterlerine göre. Onların da çok ciddi yanlışları var da oraya girmeyelim şimdi. Galatasaray'la Fenerbahçe gitti. Bütün pozisyonları değerlendir. Tamam değerlendirsin. Ortada bir şey yok. Sadece kayıkçı kavgası olacaktır. Başka bir şey. Bu da iddialı yürülüyor. Buradan ne amaç ediniliyor bilmiyorum. Sevgili Acun Ilıcalı da İngiltere'de takım sahibi değil mi? Orada acaba aynı şekil, aynı davranış şeklini orada gösterebilir mi? Neden burada bunlar gösteriliyor? Niye bunlar böyle yapılıyor? Ben gereksiz buluyorum. Tabii ki onların da bu düşüncelerine saygı duyuyoruz. Sorsunlar. Kime soracakları önemli. Acaba UEFA departmanındaki resmi ağızlara mı soracaklar? Kanaat önderlerine, irade sahibine, yetkili ağızlardan mı duyacaklar bunu? Yoksa Avrupa'da iki tane eski futbol hakemine gelin buyurun inceleyelim. İşte örnek verdim size. David Ellery geldi Türk futbol hakemliği ile ilgili sayfalarca yazılar yazdı. Araştırmalar yaptı. Ciddi paralar aldı ve gitti. Yok. Biz önce kendimizi neler yapmalıyız? Bu iklimde, bu mozaikte, ülke mozaiğinde neleri düzeltmeliyiz? Önce kendimizi sorgulamamız lazım. Sonra da bu işleri yapmamız lazım diye düşünüyorum. Tabii ki onların da fikirlerine saygı duyuyorum. Bence Türk futboluna, Türk futbola kendine hiçbir getirisi yok. 7'ye 8 çıktı. Şampiyonluğu A takım tescil edilmiş. Değiştireceğiz mi? Bak A takım şampiyon olmuş ama B takımın aleyhine daha büyük hata yapılmış. Aslında biz gönüllerdeki şampiyonuz mu denecek? Tescili kaldırıp yenisini mi koyacaklar? Tam tersine bir kaos. Yeni bir kaos, yeni bir tartışma platformu olacak. Futbolumuzun marka değeri bu kelime çok güzel bir kelime. Ama maalesef içini dolduramıyoruz. Söylemi çok hoş. Futbolun paydaşları, marka değerini hep yükseltmemiz lazım diye harika kelimeler, cümleler kuruyoruz. Ama içi boş kalıyor. Üzülüyorum. Hocam, 3 kıymetli yorumcum var yanımda. Gökhan Keskin, Gökhan Hocam, Murat Özbostan ve Okan Koç'la birlikte programı sürdürürken
Murat Özbostan yanımda, önemli bir gazeteci. Onun size bir sorusu olacak. İzninizle sözü Murat abiye bırakıyorum. Tabii ki. Tabii ki. Herkese saygılar. Ben ekranları göremediğim için selam veremedim. Kusura çok bakmayın. Çok haklısınız. O yüzden belirtmek istedim hocam. Yalnız başıma değilim. Üç kıymetli yorumcumla birlikteyim. Murat herkese abiye sözü bırakıyorum. Herkese saygılar sunuyorum öncelikle. İyi yayınlar diliyorum. Buyurun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Merhaba hocam. Merhabalar. Şunu merak ediyorum. Şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu yapmış olduğu anlaşma ve iki yabancı hakem. Peki yani bu şey gibi bir tablo oluşturmaz mı ligde? Yani sadece Süper Lig'de bu iki takım mı yarışıyor şampiyonla? Onların sonuçları mı önemli? Yani bugün bu Beşiktaş'ta, bu Trabzon'da, bu Anadolu takımlarında rahatsızlık yaratmaz mı? Bu birinci sorum bu. İkinci sorum, siz Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı da yaptınız. Yani bu yaşanan ve alınan karar şu anki Merkez Hakem Kurulu'nun itibarında bir zedelenmeye yol açmaz mı? Bu bir mobbing midir? Yaşananlar Merkez Hakem Kurulu'nu itibarını zaten yerle bir etti. Yani ne kaldı ki geriye? Dolayısıyla bu sadece kaosu tetikler. Diğer takımların da kafalarını karıştırır. Anlamsız buluyorum yani. Tabii ki onların bu düşüncelerine, dedim ya, saygı duyuyoruz, tekrarlıyorum ama ben anlamsız buluyorum. Hiçbir getirisi yok. Sadece kaosu, tartışmayı, anlamsız bir de tartışmayı eşiğini yükseltecek. Hiçbir faydası yok bunun. Hiçbir faydası yok. Hakemlerimizi etki altına alabilir mi? Rahatsız eder mi? Maç yöneten yok, hakemlerimizi? Hayır, hiçbirini rahatsız etmez. Niye rahatsız etsin ki? Şimdi az önce konuya girerken dedim ya, UEFA görüntüleri gönderirken altındaki açıklamada bizim düşüncemiz bu der. Pozisyonu gönderir. Orada da skalayı belirler. Sarı kart, borderline, kırmızı kart. Bu sınırları koyar. Orada renklendirir. Sahadaki hakemin canlı olarak sahada vereceği kararlar var. Varın karışacağı yerler var. İşte siyahla beyazla var girer. Arada griler hakemin kararıdır. Kırmızı da olur, sarı da. Bu akşam Paulista'nın yaptığı, Christiansen'e yaptığı harekete hakem sahada kırmızı çıkarsa var yine devreye giremezdi. Sarı çıkardı, gösterdi ki bana göre doğru. Üst sınırda, sarının en üst sınırı. Var yine devreye giremedi. Bunun gibi pozisyonlarda sabahlara kadar tartışsak, sen mi haklısın, ben mi haklıyım, mümkün değil, bunu başaramayız. Tartışma devam eder. Gri pozisyonlarda tartışma platformu çok geniştir. Buradan yürerseniz sonuca gidemezsiniz. Zaten siyahı ve beyazı herkes kabul ediyor. Birkaç tane örnek saydım az önceki konuşmamın içinde. Bunları tartışacaksak bir faydası yok ki onun. UEFA da tartışıyor. Şimdi kaleye çekilen şutta 2 sene önce sarı karttı. Penaltı sarı karttı. Sonra dediler ki bu sarı kartı kaldırdık. Şimdi kaleye çekilen şutta sarı kart yok. Sadece penaltı veriyorsun ceza alanı içerisinde. Eller açık, kollar açıksa. Bu şimdi önümüzdeki dönemde tekrar o sarı kartı koymalı mıyızı düşünüyorlar. Bir de bunlar var. 2 sene önceki değişen oyun kuralı, hele bir sene 92 tane majör ve minör kural değişikliği geldi. Hakemler daha onları doğru dürüst tam oturtmaya başladı ki akabinde yine değişiklikler geldi. Bir de bunları düşünelim. Geçmiş dönemdeki farkındalıkla bu dönemdeki farkındalık aynı şekilde örtüşmüyor. Değişimler örtüşmüyor. Bunlar da ayrı bir tartışma platformu getirecek. Anlamsız buluyorum. Sadece gereksiz bir tartışma platformu ve kaos. Zaten çok tartışılıyoruz. Futbolumuz hep hakem üzerinden, hep verilen kararlar üzerinden okunuyor. Futbolu okumamız lazım diyorum ama yine de